Ay görüyor musunuz efendim? Neyse artık Allah'tan ki burası var. Ay Göksel neredesin ya? Vallahi özlettin kendini. Neredesin? Ben bir Suda ablayla şeye bir haber verir misin? Buradan etiketlersen Feride'yi. Yok Madileş'te hesap. Madileş'te. Madileş'te bilmiyorum. Geldi ama göremiyorum Suda ablayı. Alamadım. Feride'yi bir etiketle Suda ablayı da tekrar. Öbürü Madileş'ti ya şimdi. Bilmiyorum. Ben nereden bileyim? Keşke sizseydim. Ha. Anladım. Göksel. Madileş işte şimdi oran. Keşke sizseydim. Ben nereden bileyim? Hiç aklım ama gelmedi ya. Ne mandalina doğrayacağım bilmem ne yapacağım diyerekten. O zaman Sude abla tekrar çıkacaksın. Tekrar geleceksin abla. Feride hani bir şey yaz Feride. Madileş'te hiç aklıma gelmedi. Bir yandan bulaşık yıkıyordum. Bir yandan mandalina. Bir yandan Aurora'nın tavuğu. Bir yandan salata. Hiç aklıma gelmedi. Tüh, ilk defa da aldım böyle ha. Neyse burası var. Ne yapayım artık? Ha kimse bilmiyor Feride'nin yeni hesabını değil mi? On sekiz elli beş mi burası kaç? Kız o hani böyle saçım uzun olan vesikalık olan gibi bir hesabım var ya bilmiyorum sonu kaç. Oradayım. Madileş İşte öbürü. Ha. On sekiz buradaymış zaten. Ne oldu? Neden Ya, Madileş'i? biri de Ha. bir yandan bulaşık yıkadım. Dedim ya sana Yeliz geldi. Bayağı bir Evet. işte. Her zaman dikkat ederdim. Bir yandan bulaşık, bir yandan Aurora'nın tavuğu, bir yandan mandalina, bir yandan salata derken Evet. o az öncekini silmeyi unutmuşum. Madile işte. Neyi silmeyi unutmuşsun? Yayını mı? Kaydettin yayına. Az önce senin olduğun Sude ablayla olan yayın var ya, sizden Evet, önce evet. Yeliz buradaydı. Ha, evet. O madilik yapınca şimdi tekrar açmaya kalktım olmadı. Aa, ben de yayın Unuttum yasını yani. aldım ya. Bir ay, Madilikten bir dolayı ay. silip yenilemedim. Yenilemeyi unuttum. Bir ay yayın yasağı aldım ben de. Normalde öyle madiliklerde siliyorum ama Hı. unuttum. Bir yandan bulaşık, bir yandan kızın tavuğu, bir yandan mandalina, bir yandan salata filan derkeni. Evet. Olsun Allah'tan burası var. Aynen. Ama öyle O şeylerde bir demin dikkat ederdim ama alttan işte Hande diye birisi bir şey yazdı. Feride gaz dalga verdi dalga şey. geldi. Ha?
Aslında madilikte olan şeyleri siliyorum da davulama geldi. Ya olsun ya, ne kadar yayın yasağı vermiş biliyor musun? Kaç gün? Hı? Kaç gün yayın Yazmıyor. yasağı? Yazmıyor. Dur bakayım, bu telefondan giriş yapmaya çalışayım. Allah Allah ya, tüh. Durup dururken Madili'ye gel. Gel, gel, gel abla, gel, gel. Gel yavrum, gel Ben. çocuğum. Gel Ya demin abla. alttan Ne yazan anlıyorum, şimdi inan. neden yok? Hande midir, Handan mıdır, neydi o? Yazdı ya alttan. Feride Şengül'e gaz verdi, şimdi Gullüm'e mi vuruyor? Anlamadım ben onu. Ne demek istedi orada? Ya da ben mi yanlış okudum? Yanlış mı algıladım yazdığını? Pek şey yapamadım şu an, anlayamadım. Ya yazmıyor Peri'de ya. Tekrar dene bakayım, olur belki. Beklenmeyen bir hata oluştu diyor. Dur bakayım. Olmuyor mu? Bir de telefonu yeniden başlatayım bakayım. Çünkü bildirim gelmeden yayın yasağı vermezler ki Sibel. Önce bildirim gelir. Tamam da yazmıyor. Bağlantı mı Normalde koptu geliyor. acaba? Bildirim geliyor mu? Aynen, Gelmedi. bildirim gel. Bana da geldi. Kız 26, 12. ayın 26'sına kadar. Bu ne ayol sanki? Dün Merhaba geldi. Ha. tekrardan. Merhabalar, hoş geldin Hoş tekrardan bulduk canım. Sibel. Merhaba Sibel, iyi yayınlar. Ya Feride'cim, insanlar birbirleriyle iyiyken, mutluyken, her şey güzelken bize sormuyorlar. Ya işte Sude abla biz çok iyiyiz, iyi miyiz, destekliyor musun diye sormuyorlar. Ama araları kötü olunca bizim de kötü olmamızı istiyorlar veya buna benzer şeyler. Biz bilmiyoruz ki. Sizin iyiliğinizi görmedik ki o kişiyle sizin kötülüğünüzü görelim. Evet. Yeliz bana yazmış, şey diyor. Ben diyor şuna kızdım Feride diyor. Hani Sude de benim gibi sonuçta bu hayatı az çok bilen bir insan Tamam. diyor. Tamam. Ondan sonra diyor ben diyor Şengül diyor yayında bana diyor o kadar diyor sallıyor diyor hani şeyler söylüyor diyor. İşte işle ilgili falan. Sude de alttan diyor izliyor diyor. Hani bir kere yazabilirdi. Şengülcüm neden Bak böyle bak söylüyorsun? şimdi O bak ne diyor? insanlar sana yardımcı oldu gibisinden ve hani hiç tepki vermediğin için sadece orada izlediğin için ve bu sadece sana karşı bir şey değil diyor. Aşk çocuğa Kim diyor bakıyorum. orada gördüysem diyor herkese Tamam. engelleyeceğim diyor. Şu an bana Yok yok. yazdı. Engellesin. Ha. Önemli değil. Şöyle de şimdi ben direktmen hadi bugün konuya vakıfım. Ama o gün ben girdiğimde Şengül'ün yayınına hani kendimi savunmak için söylemiyorum. Şengül bir şeyler söyledi ama şu an bile aklımda değil. Canlı yayında dinletti Ben de biraz. mesela ben de o yayındaymışım. Ben de izledim. Ama ben de hiç hatırlamıyorum ve ben zaten bazen kulaklığı takıyorum. Yayın bir yerde açık. Hiç Ama şey dinliyorum sadece. Yorumları falan bile görmüyorum. aynen. Şimdi insanlar ne zannediyor biliyor musun? Biz oraya kim kimin hakkında ne konuşuyor diye girdiğimizi düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Ben buraya şu an tabii katılmak için girdim. Ama o gün oraya evde işte sıkılmışımdır, orayı açmışımdır, Evet. girmişimdir. Konuyu bilmem. Evet. Şengül kimle konuşuyor, kimin hakkında konuşuyor, kime ne diyor. Evet bir şeyler söylüyor. Her zamanki şeyler bunlar. Evet. Ama Yeliz Evet. için söylendiğini biz bilmiyoruz. Bilmiyorum. Evet. Bunu bilmem de gerekmiyor. Sen ona para gönderirken bana sordun mu? Sen onunla iyiyken bana sordun mu Yeliz? Şimdi sen kötüyken benim haberim olmasını istiyorsun. Benim haberim yok.
engelle ister engelleme. Ha, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Ama sen çok saygısızca Ha, konuşuyorsun. bile siz Ama herhalde birbirinizi gördünüz falan, onun için de o tepki daha çok vermiş ya olabilir. Hani bak bir tanışıyorsunuz şey sonuçta. söyleyeceğim. Ama bak Feride. Feride, şimdi tekrar Evet. altını çizerek konuşuyorum. Diyorum ki oraya girdiğimde Şengül'ün kim için, ne için konuştuğunu hiç Evet. bilmiyorum. Ve o Evet, yayında evet. ama Şengül ara sıra herkese konuşuyor öyle. Evet. Hani bunları duyuyoruz ama bunun Yeliz mi, başkası mı? Nereden Doğru. bileyim? Benim bilgim yok. Doğru. Ama Bilmiyorum. bu doğru gerçekten. Bazen çünkü o söylüyor, isim de vermiyor Şengül. Hani isim vererek de şey yapıyor. Doğru, haklısın o konuda. Anlamamış olabilirsin konunun ne olduğunu. Konunun yarısında girmişim, bilmiyorum. Dün de bir olay olmuş. Neymiş efendim? Merhaba demiş dememiş cümlesiyle alakalı. Çok iyi algılayamadım. Kimseyi de aramadım bu konuyla alakalı. Yanlış anlaşılır diye. Sabah işte Sibel ablacığım dedi, gelir misin? Geldim. Ya Alo. dedim, böyle bir olay var. Olayı aydınlatır Merhaba. mısın dedim. O da çok konuşmak istemedi ama bir parça anlattı. Sonra bir düşündüm. Kimseye bir şey söyleyemem. Kişiler kendi sorunlarını kendi halletsin. Tabii canım, hepimiz o yaştayız yani. Çocuk değiliz. Aynen. Ama Yeliz farkında olmadan öfke patlaması var. Hiç hoş değil. Belki sen bilmiyorsun ama biz seni de seviyoruz. Değil mi? Yeliz'i de Tabii seviyoruz. Ha, canım. Tabii evet, tabii tabii. ben Kategori. burada Kim? taraf tutmuyorum ki. Ha. Evet. Taraf tutmuyorum. Ben Ya Yeliz'in yayınına da sen giderim. öyle çok fazla yayınlara katılan birisi değilsin zaten. Dediğin gibi çok fazla yorum da yapmıyorsun. Ama Yeliz de kızdığı şu nokta şu, hani tanıdığı insanlar. Hani görüştünüz herhalde siz bir kere de dışarıda, bildiğim kadarıyla. Düştük, o tamam, oturduk, kahve içtik, sohbet ettik. Ha, Tamam, onun iyi, çok işte güzel. yani o Ama sen ondan dolayı. bir şey söyleyeceğim. Orada bir başlık yok ki Evet. veya bir yazı yok ki. Evet. Şengül'ün yayınında Ayşe Fatma'nın ismi geçiyor diye bir şey yok. Programın kaçında girdim, kaçında çıktım onu da bilmiyorum. Ha, birileri yayını kaydetmiş ve ona göndermiş. O da doğal olarak öfkelenmiş, sinirlenmiş. Sude ablayı Ha. da söyleyeceğim. Şey yazmış. Silebilirsin Sude yani, Hanım engelleyebilirsin. biliyordu ama Feride sen bilerek oradaydın. Gullüme vurarak Şengül'e destek verdin. Hangi konuda destek verdim? Hande Asya. Bu demin de geldi yazdı. Hangi konuda? Evet, mesela şey dedi. Çok güldüm orada, yazdım da alttan. Şengül de şey dedi. Sen dedi karşıma çıksan dedi. Senin o sarı saçlarından yere çeker, seni yere vururum deyince güldüm tabii ki. O an onu böyle gözümde canlandırdım. Yeriz Şengül'ün önünde duruyor ve Şengül onu saçlarından yere çekiyor. Yani Gullüm geldi bana, sana mı soracağım? Gerizekalı. Aha falan. Ben orada kendi profilimle bulunuyorum. Geride İstersem girerim, fake'le biraz girerim. şeylere dikkat edelim de buradan açlamazsın. Fake'le girerim. Ben de saydırabilirim yani. Salak aptal. Tabii ki Gullüm buluyorum. Bütün kavgaları burada Gullüm ve gereksiz buluyorum. Siz, asıl sizin hoşunuza gidiyor alttan böyle yazmalar. Evet, ben Gullüm buluyorum. İnsanlar burada kavga ettiği zaman gülüyorum ben, eğleniyorum. Çünkü biliyorum 3 gün sonra yine barışılacak. Bu benim için de geçerli. Çıkıyorum burada, saydırıyorum Zümrüt'e. 2 gün sonra barışıyoruz. Yani neyin Mantıklı, kafası bu? mantıklı, Hande mantıklı. misin nesin? Siktir git, engelleyeceğim seni. Piçin evladı Feride, seni. Efendim Feride, buradan canım. aşlamazsın, dikkat edelim ya. Tamam aşkım. Hani küfürlü konuşmamaya dikkat edelim diyor Sibel de. Ya Feride, insanlar nedense başkalarına olan kinini, nefretini başkasına kısmayı daha Ya iyi zannediyor. gerçekten Öyle bir böyle bu şey yok. alttan yazanlar gibi, anlıyor musun? Asıl Gülü yapıyorum kimin zaten. fake'i gelmiş burada, yazıyor alttan gerizekalı. Evet, ben Benim eğleniyorum, gülüyorum. Burada insanlar kavga ettiği zaman ben burada köşeme çekiliyorum, gülüyorum, eğleniyorum. Ne yapacağım? Ağlayacağım mı? Salak aptal.
gerizekalı. Tabii ki eğleneceğim. Aynı şekilde ben de yayına çıktığım zaman, birisiyle kavga ettiğim zaman arka planda siz eğleniyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Bu gayet normal. Aptal gerizekalı. Ya işine Neyse, sen gelmeyeni geldin şimdi engelleyen burada. cevap verme. Ay nasıl cevap vermişti? Böyle pislikler Alıkma gelmişler diyorum. ortalık Bak burası karıştırmaya da haşlar. çalışıyorlar. Yok beni de eğleniyordu orada. Ne yapacaktım? Ağlayacak mıydım Kim yayın bu ya? şeyde? Bunu ben engelleyeyim ya. Hande midir nedir? Engelle şu pisliği. Yani gerek yok Dur böyle ama sen gelmişken. sinirlenme. Tamam dur. Kim de Sude Gerginlik abla? yaratıyor. Aptal. Kim? Neydi kız? Hande Asya. Çıkarma Vallahi. yayından ama engelle, komple engelle. Ha. Sen bana söyle yeter ki madde penis alıkma ki bu da naşlamazsın. Yok hayır işte alttan izledi güldü yani ne yapayım arkadaşım ağlayayım mı? Ağlayayım Ya Feride, mı? eğer Yeliz bugün bu konuyu konuşmasaydı, o gün kim ne için konuştuğunun farkında değildim. Evet, ben oraya girdim ve bir merhaba dedim. Merhaba herkese söylenir. Bunun için benim kalbimi kırmaya gerek yok. Ama senin bir öfke Evet. patlaman, bir Ya sinirin ben de vardı. yorum ya işte diyor ya alttan şey evet ben de güldüm yani yorum yazdım alttan ve kendi profilimle yazdım. Ben onu Yeliz'in göreceğini bilmiyor muyum? Beni bir Yeliz de beni tanıyorsa ben onu güllüm olduğunu anlar yani. Ayşegül dedim inanmıyorum dedim. Şu an dedim gülmekten geberiyorum dedim söylemiş olduğuna. Ne var bunda? Aynen öyle. Osurukma dili yani hiç madilik bile değil. Herkes birbirine söylüyor. 3 gün 5 gün sonra zaten unutuluyor. Yine her canım ciğerim kuzum oluyor. Ben niye eğlencemi bozacağım sizin yüzünüzden? Ha niye? Allah Allah. Buyur Sudeciğim. Pardon özür dilerim lafını böldüm. Yok, rica ederim. Burada birçok insanın çok kavga edip, çok birbirine hakaret edip, daha sonra tekrardan barıştığını çok gördüm. O Ya yüzden ben evet. Yeliz'e çok fazla bir şey söylemiyorum. Sinirine, öfkesine yenik düştü. Yoksa benim onunla bir problemim yok. O da biraz kendini frenlesin. Bunlara ben de dahilim ya. Çıkıyorum misal Zümrüt'e neler diye. Vallahi görüşmeyeceğim. Bir daha seni geberteceğim. Evine geliyorum. Ne insanlar orada Evet. oturup ağlıyorlar mı sanki? Gülüyorlar. Altlarına işiyorlar benim o sinirli hallerime. Ne var? 2 gün sonra barışıyoruz yine. Ne var yani? Bu gayet normal. Bazıları herhalde şey bekliyor. Birbirlerini öldürsünler artık. Yani bir şeyini ne bekliyorsanız anlamıyorum ben size. Uzaktan uzağa herkes birbirine sayıyor, saydırıyor. Aslında hiç bizlere yakışacak şeyler değil. Bizim dinlememiz gereken şeyler bunlar da değil aslında. Doğru aslında doğru. Haklısın. Öyle çok büyük kişisel madilikleri ben de sevmiyorum. Bazı madilikler gerçekten çok madi burada. Ya gullüm yapın arkadaşım ya. Gullüm. Eğlenin. Ben bir kahve alayım Sudecim. Gel konuşalım sesini. Tamam. Tamam. Öfkelendiğimiz zaman sanki bir daha hiç konuşmayacakmışız gibi birbirimizi o kadar çok yaralamaya çalışıyoruz. Oysa öfke kontrolümüz olsa, ya boş ver, ne söylerse söylesin, herkes kendi ağzına yakışanı söyler. Bırak ben cevap vermeyeceğim diyemiyoruz. Yeliz genç. Tabii ki öfkeleniyor, sinirleniyor ama Yeliz'cim bu kadar öfkelenmene gerek yok. Çünkü kimse senin için öyle düşünmüyor. Senin için söylenmiş, benim haberim yok. Ama senin için de Ne böyle yapıyorsun söylenmiş, burada? Ha? haberim yok. Neyse, Yeliz beni engellesin veya görüşmeyelim hiç önemli değil. Ya açar tekrardan. Şimdi Yeliz ile Şengül sanki hiç konuşmayacaklar mı arkadaşlar? Ben 3 gün sürer, 5 gün sürer, belki 1 ay sürer. Ya eninde sonunda yine konuşuluyor, bir Ya araya geliniyor yani. bak, bir de şunu söyledi. Ben yayından çıkmadan önce ben dedi şeye dedi Şengül'e dedi, benim evime gelen misafirlerden ona dedi harçlık gönderdim dedi.
Bak, güzel şeyler yaşamışsınız. Güzel şeyleri yaşarken hiç kimseye bir şey söylemiyorsun. Ya Biz Yeliz onun çok yanına destek gittik oldu diye şey. bize hakaret ediyorsun. Bu çok yanlış, Yeliz çok yani ayıp. çok yardımcı oldu şey. O da sever Şengül aslında. Ablacığım sevmese niye yardım etsin ya? Aynen öyle. E şimdi iyiyken iyisin de kötü olunca mı biz de kötü olacağız? Böyle bir şey yok. Herkes istediğinle arkadaş da olur, komşu da olur, sevgili de olur. Her şey olabilir. Ben sana saygı duyuyorum ama sen bana saygı duymuyorsun. Neymiş? Atıyorum Sude'yi attım. Havalı bir şekilde söylemeye çalışıyor. Beni atmak sana gurur mu verdi? Şengül'ü atsan ne olur? 3 gün sonra tekrar barışacaksınız. Yapma yapma Yeliz. Öfkene Allah. yenik düşme. Ya Öfkene yenik bu düşme. Şengül, bu sadece Yeliz için geçerli değil, Şengül için de geçerli. Şengül de misal sinirlendiği kızdığı zaman misal susmuyor, sallıyor. Şengül'e de çok diyorum ya biraz sakin ol, sus. 2-3 gün sonra zaten yine konuşulacak. Şengül de yani hani Şimdi bak, susmuyor. Onun da öyle bir huyu var. Feride, şöyle bir durum söz konusu. Artık insanların birbirine olan güveni olmadığı için artık birbirimizle arkadaşlık yapmayı kestik. Bundan dolayı evde birileri bize bir şey söylediğinde bunu kafamızda Ya kuruyoruz, şurada bir kuruyoruz, şey var gene. büyütüyoruz ve Dayan sonra hadi yayında patlıyoruz. dayan. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Ben Yeliz'e de Şengül'e de şunu söylerim. Öfkenizi kontrol edin. Ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edin. Ya. Çünkü yarın tekrar konuşacaksınız, yüz yüze bakacaksınız. O yüzden Ya dikkat edin mutlaka sözlerinize. mutlaka konuşulacak, bakılacak. Yani bunu hep böyle burada. Hay Zaten Feride, öyle de bugün olsun yani. yeni Zaten öyle de olsun, bizim insanlar tabii ki birbirini Yeliz'in kırmadan başına bir hadise hadileşebilir. gelse biz üzüleceğiz. Şengül'ün başına bir hadise gelse biz üzüleceğiz. Ha, aranızda varsa bir problem sizi ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Konu ben Ben değilim. yine Ben bu istediğim ola ben yine olaya şu taraftan biraz bakıyorum. Yine biraz bir güzelleştirmeye çalışıyorum. Birbirlerini çok sevdikleri için bence bu kadar madileşiyorlar birbirlerine. Güzel bir tespit Feride. Anladın Birbirini mı? Bir insan birbirini bu kadar sevmese bu kadar madile. Demek ki yani Bravo. arada bir bağ var ki Bravo. bir şey olmuş. Bravo. Değil Bravo. mi? Sevgiyle nefretin arasında bir çizgi varmış. Aynen öyle. Eğer bir insan bir insanı ne kadar çok seviyorsa o kadar da nefret edermiş. Doğru. Yani, ama ben Yeliz'le bir kahve içtik. O yüzden bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur. O yüzden o kötü cümleleri duymamış sayıyorum. Yani Yeliz de zaten onu sinirle söylemiştir. Hayır, öfke. Bak diyorum ki onu dinlediğimde çok öfkeliydi. Çok öfkeliydi ve bir yerlere konuşmak zorundaydı. Bunu ben onu hissedebiliyorum. Ben Yeliz benim yaşımda değil ama ben Yeliz'in yaşında oldum. Yeliz sabahları çok şey oluyor, sinirli. Ben bunu anladım. Aslında ben de öyleyim ama ben o zaman yayına girmiyorum. Kızlar almayın beni şu an diyorum. Kahvemi içeyim sonra geleyim. Yeliz ama evet sinirleniyor, sinirlenebiliyor. Ama Öfke kontrolü yok. aslında Yeliz'in Şengül'ün sözlerine çok kale almaması gerekiyor. Çünkü neden? İnsan insanın arkasından her şeyi konuşuyor. Boş ver. İşinde gücünde yolunda devam et. Ama belki bilemiyorum çok net kimseyi iyi tanımadığım için ama bir öfke patlaması vardı, bir siniri vardı. Tamam Birisi yine onu zaten gönderdi biliyorum. Sude yazacağım. sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yarın bir gün konuşuruz. Bak ben de Şengül'le çok büyük bir kavga ettim. Ne kadar konuşmadık? Yaklaşık ben Şengül'le Madilikten 4 dolayı ay, onun 5 için bir ay değiştirmeyi hiç konuşmadık. Muhatap da başlar olmadım. aldım. Talat O da benim Ayaman'dan veya hakkımda konuşmadı. Ben de konuş. Ceyhun'dan Sonra ne Esat oldu? Madilik'tir. Mehtap Yani Can Bebek dedi ki gitseydi abla yani hani barışın edin falan. olmayacaktı. Öylelikle tekrardan ne Evet. olacak ayol birbirimizi ne Birbirine malına mı zarar saygı verdik canım. Bu kimle konuşuyor kız? başka biriyle konuşuyor sanırım. Ha Yeliz de oradan. dedim ne Yeliz dedim az önce dedim ben unuttum dedim size anlattığım gibi. Eğer dedim hani işte tekrar gelirse hani madilik alıkma dedim. Yeliz gelsin canım. Aa.
Hayır ablacığım, Neyse, Ümit zaten gelecek geliyor. gelecek. Şu an bir işi Şimdi var, gelecek biraz sonra. değil, şimdi işi var da hani geldiği zaman diyorum, geldiğin zaman diyorum. Tembih ediyorum Tamam. abla. Hani Evet, ben evet. unuttum az önceki video, o şeyi, yayını, mutfaktakini. Unuttum, onun üzerine Feride gelince Feride'yi aldım. Araya mama, kendime ne Şey var olmaz, şey şeyler olmaz. Çok var unuttum. Yoksa profili. silerdim ben onu. Evet, bir şey Öbür hesapla buradan girersin senin. birleştiğin Sude abla. Şimdi onu Yani. tembih ediyorum yani Yeliz'e. Yel kar 06 al beni diyor. Yeliz mi bu? Yel kar. Bakayım. Gözlükte yok. Evet, bakacağım şimdi. Geldi. Galiba Gelsin. Yeliz, evet. Yel Yeliz kar. Madelik Nakka, bak öbür hesap gitti ha. Ama bilmiyorum, Yeliz mi o? Yeliz. Ha, tamam. Ya ne Ha. Madrid ya? Allah'ını Yeliz seversen. canımsın. Bak ben sana WhatsApp'tan da sesli Kanka. mesaj bıraktım. Tamam dur. Şimdi Öbür hesap kanka. naşlattı. Ben Feride'ye attım sana videoyu. Sen bu Sude Hanım'ı at da izlesin biraz dinlediği şeyi. Dün Deniz'den bahsediyorsun yani, Deniz ne oldu diye. Ne oldu biliyor musun? Ben sana yumuşak dille anlatayım. Aşkım, kime Adam buraya diyorsun? yayına Bana mı geldi. diyorsun? Yok şimdi Sude anlamamış yani, dünkü de mevzuyu da, Deniz Ha. mevzusu. Sen buradaydın, gördün gözünle. Gel de sinirlenme değil mi? Adama diyorum ki yayına girdiniz beyefendi, bir merhaba deseydiniz keşke diyorum değil mi? O ne dedi? Siz kimsiniz ki size merhaba diyeceğim dedi değil mi? Sonra ne dedi? Sen dedi kelav bilmem ne, babam bilmem ne falan filan. İşte bak Olamadı. Geliriz. Yayın Lubunya, Lubunya şeyi madalyonla olursa, sineği balık mesela tutuyor. Putka, Similya, o şekilde. Tamam işte bak, ben sana ben düzgünce anlatıyorum bak, anlayabilene. Çünkü Feride zaten dün yayındaydı. Deniz Polat'ın girdiği yayında. Ne dedim ben adama? Ne dedim? Kötü bir şey mi dedim? Bir bize de merhaba deseydiniz Ha, keşke dedim değil mi? Sağ olsun dedim insanlar. evet. Hani Adam ne dedi? göstermeden. Siz kimsiniz ki size merhaba diyeceğim dedi. Ulan madem biz kimiz, niye giriyorsun yayına? Bugün açıyorum, izliyorum. Kadın oradan neymiş, ben kendimi öldürecekmişim. Bilmem ne yapacakmışım. Maddeleri az kullanacakmışım. Ne maddesi kullanıyorum ben? Sen de bunları izliyordun ya aşağıdan. Kimin için bunları söylüyorsunuz Ha, Deniz. demedin. Diyememişsin. İzledim Sudeciğim, ben bütün yayını. senle konuşuyor Yeliz. Evet, Feride de oradaydı. Ben Doğru. oradaydım. Ne Ben şey, zalim kim yazıyor hatta biliyor musun? dedim ya, Sen orada Yeliz. ağaç dişi yapıyorsun. Sen işi kulübüme Ben dökmüşsün değil mi? Deniz. Ağaç Aşkım, dişi yapıyorsun. Ben sen şeyler beni duymadım. Şunu biliyorsun. Ben biliyorum. Sadece ikinize senden karşı. bahsetmiyorum bu arada. Ha, ben Sude. ikiniz de benim Efendim bir arkadaşımsınız. Ben dakika. oraya da gidiyorum. Senin yayına da geliyorum. Orada bir Evet. şey dedi. Ben güldüm ona ve hatta kendim alttan da yazdım. Tamam. Hani dedi, Şimdi ay dedi, ben şu saçından tarafı şey. koyuyorum. Onun dışında özelden ben zaten onunla Onun konuştuğum zaman söylemesi dışında gerektiğini dünkü söylüyorum. olay için Arkadaşlar aramış ya bak, hani bakınız. Sude Hanım. Yeliz burada. Yeliz burada. Sude abla Tamam. burada. Feride Tamam. burada. Alttan böyle kızıştırmalı o şeyler Niye yazmayın. Bak ben yani okumuyorum şu an? hesabım gitti. Hani siz Gaza Sude Hanım getirmeyin dünkü olayı insanları için ya. aramışsınız ya Kendi Sude Bey. aralarında Yeliz bir zaten yorum dakika. Tamam. yapıyorlar. Ya Yeliz. Bak. Dünkü olay için bak, başını söylüyorum size. Dün bu adam geldi yayına. Biz yayındaydık Tamam. zaten. Feride, ben, Sibel. Tamam. Adam etrafı gösterdi. Ben de dedim ki bir emire bir şeyler içecekmiş vesaire bilmem ne. Ben de dedim ki keşke bize de bir merhaba deseydiniz dedim. Adam döndü bize ne dedi biliyor Doğru musun? dürüst yorum yapın. Siz İzleyin kimsiniz aşağıdan, ki öyle dedi. gazı Size getirmeyin. dedi Zaten merhaba aralarında diyeceğim yorum dedi. yapın. Ben Ne Taylone. dersin bu insana? Teşekkür ederim mi dersin? Teşekkür mü etmeliydi bu söylemine? Ben de sen Ya tabii. kimsin dedim ben yani. Sen burada dedim 4 yıldır 5 yıldır izleyip sağını solunu gösteren, biblolarını evini bilmem neyini çeken bir adamsın dedim benim için dedim. Ondan sonra sen kimsin? ORS dedi bana. ORS Evet. deyince ben de ona, ben ORS'sim sen de Selam. PZ'sin Lubunya olarak dedim. da öyle bir Onu aralarında şey oldu. dedi Biz ki de senin babandır o dedi. Ne sevgili merak Fethi ediyorsunuz? Bey'le Ah dedim sevgili Deniz Polatçı'nın, teşekkür ederim bu konuyu söylemen değiştir, için bunun Fethi Bey, için. müdahale et dedim. Sonra Ya da Cansel geldi. Ona söyledim. o Öyle kadının yani. söylemlerine susacak mıyım yani? Hayır Evi Deniz. 65 tane Niye? köpeğe analık Tamam. yapıyor.
Ben gerçek anayım. Bir Bu yanlış köpek yılan anlaşılma anası. oldu Peki. dedim ben yani. Şunu söylemek istiyorum. Ben senin yayınına da gelirim, Sibel'e de Sibel. giderim veya Seda'ya da giderim, Ay Şengül'e de giderim. Sibel Ama konunun nereden başladığı, kime söylediği benim bilgim dahilinde değil. Evet, ben şimdi diyorsun ki Feride bir şeyler yazdı, ben o yazıları bile görmedim. Feride oradaydı diyor. Hayır, ama ben görmedim Feride'yi. Yok yok, Bak sadece ben o hatırlıyorum. O ya, önemli, ama anladın ha, o mı? yayında mı olduğunu bilmiyorum. O hani Bak senin de bulunduğun yayında sadece bilmiyorum. olay Şu bir ya. sen değilsin, anladın mı? Böyle bir söylem, Peki bana niye böyle söylüyorsun kendini Deniz? öldürseydin, kendini de kesseydin. Yok işte madem bu işi kaldıramıyorsun, git butikte çalış diyen birine. Yeli. Keşke bu kadar Hayır, ben üstüne onu olan hayır, bir ben onu kadın aşağıdan, duymadım. Ben sen onu de burada gerçekten. dilencilik yapma o zaman. Sen de merdiveni sil diyeydin. Yeliz, Bak kendini bunun seninle modelleştir. alakalı olup Bak, olmadığını Lobonya bilmiyoruz diliyle ki. alakalı. Ablacığım, ben şu an ağzımdan hakaret çıkıyor mu? Herhangi bir şey söylüyor muyum hiç? Kızlar bir telefona döner. Sibel, beni geri al, tamam mı? Geri al Tamam beni. kızım. Dur. Tamam. Ben zaten yayını madilenmiyorum. Madilenmiyorum ki şu an. Ben Şey, zaten bunca değil Yeliz, alakacağım bazı şeylere. madilendi öbürü. Konuşurken diyor, sim kaflı cümleler kullanmazsan diyor, yayına bir Zaten sim hadise kaflı olmaz cümle diyor. kullandım mı ben şu ana kadar? Hayır. Lobonya Sadece Similya bilgilendirmek diyor. istedim Sibel. Mesela Similya'ya Dünkü Similya, olay Kutla'ya aynen böyle Kutla, oldu. O'ya Gerçekten Kelam. adam geldi yayına yine aynı şekilde. Yani etrafı göstermiyor. Ya bir merhaba de ya. Biz senin her zaman etrafını ben izlemek zorunda değilim mi senin? Bir merhaba de ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ben size diyor merhaba demek zorunda mıyım diyor. Gel de sinirlenme. Siz kimsiniz ki dedi ya. Direkt aynen böyle söyledi Sakin ol. işte. Sakin ol. Yeliz. Şimdi Yeliz. düşünsene sen yayındasın. Adamın bir Evet. tanesi ya da Lubunya arkadaşımız değil mi? Tabii. Bu gelen kişi zaten. Diyor ki siz kimsiniz ki size merhaba diyeceğim diye. Ne dersin? Sen kimsin ki dersin değil mi? Yani doğal olarak. Evet. Yani benden bir üstünlüğün yok. Sen de tarla başında çalışmış. Buradan irtica etmiş gitmiş bir insansın. Biz biliyoruz yani bunu. Ama Yeliz, bu söylenenler de doğru değil. O Tamam ama iltica siz etmemiş. şimdi yo Dedim. yo yo ben onun hayatını çok iyi Ama biliyorum. Ben ona yüzüne karşı Yeliz, bunu bir şey söylemedim ama söyleyeceğim. Ondan siz dinlemedin kimsiniz ama. ki ORS derse ben ne derim ona? Ya, öfkeyle söylenmiş sözler bunlar. Ben ne öfkesi İsteyerek ya? söylenmiş sözler değil Öfkemez de aslında. yok. Adama sadece dediğim bir merhaba deseydiniz keşke yanındakilere diyorum. Siz kimsiniz ki? Bak sadece bana demiyor bunu. Siz kimsiniz ki size merhaba diyeceğim diyor. Evet, yani bu yön, evet, uyuşmadı bana da, ama tabii olayın içinde olmadığım için sadece seni Yayın dinliyorum var. şu an. Yayın var. Efendim, Yayın var. Sesi dinlemedim aşağı şey. indirin. Bir izle, bir görseniz tövbe estağfurullah der. Bu ne diyor dersin? Ya Yeliz, tamam, ben bunu anlattın, teşekkür ederim. Ama Şengül'ün konusunda niye bana kızıyorsun? Bu O da arada aynı şekilde Feride'ye sana sokamazsın istiyorsan sen dinlediğim bunu. kısmı atayım. Feride'ye attım. Hayır, ay be, kız, seni dinlemek için girmedim ki ben oraya. Sen yanlış anlıyorsun Tamam ama. ama ben de sana diyorum ki keşke sen de orada o söylemi söylerken sen veya bir başkası fark etmedi. O da sadece sen Sana mı yokmuş gibi düşün. söylüyordu o cümleleri? Diyor Ben ki bilmiyorum. orada aynen Efendim? şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki madem diyor bu işleri diyor kaldıramıyorsunuz diyor kendinizi öldürün diyor demeye getiriyor daha doğrusu. Ben bir kere bıçak kaldırdım ya hani. Kesseydim Ama bak, kendimi diyor senin madem bıçak diyor. kaldırdığından Madem daha diyor verim yok. kaldıramıyorsun keşke diyor gidip git butikte çalış o zaman diyor. E ben olsaydım orada mesela. E sen de o zaman orada dilencilik yapana kadar kalk temizlik yap derdim binayı. Ama bak, Yeliz, senin bıçak olayını falan ben bilmiyorum. Böyle konuları hiç anlamıyorum. Çünkü seni izlemedim. Neyse ben de yayının tamamı var. Sen dinlediğin için ben kızıyorum anladın mı? Böyle Hayır be, yazdım kız, hani bazen dinlemedim. olsun ya. Bir şey... Bazen doğrucu Osman olmak çok iyidir yani anladın mı? Bazen doğrucu Osman olmak gerekiyor. Ve gerçekten ve ama çok gerçekten sinirlendiğim öfkelisin. tek nokta Evet. bak sinirlendiğim tek nokta bunun onları söylemesi değil aslında. Ha. Bu daha önceden de kendine bu şekilde yaklaşan insanların hepsine aynı boku yediği için
Evet, Aynı şeyi konuşuyorlar ya yani tekrar nesi tekrar çirkin ama görmek ve izlemek hiç kaynak hoşuma beni gitmiyor. iki tane buraya atarım, iki Yoksa tane onun buraya atarım. yeni söylediği iki Neden kelime diyeyim? beni incitmez. Peki incitmezse o zaman kırılma. Hiç onun sözlerini gündeme getirmemeni tavsiye Getirmem. ederim. Çünkü Allah belasını vermesin ki buradaki insanlar bana bunları gönderiyorlar. Yok yok. Göndermeyin diyorum. Kaç Bak. kere? 1.000 kere söylüyorum. Yeliz, Göndermeyin. Yeliz, benim için bile neler söylendi, yapmadığım şeyler için sadece susmayı tercih ettim. Beni bilen bilir, bilmeyen de bildiği Benim gibi bilir. karakterimle senin karakterin bir değil ama. Sen sessiz ve sakin işini minnoşça halletmeye çalışıyorsun. Ama ben Bana öyle değilim. Ben minnoş burada. Hani minnoşça derken yani minnoşça dememin altında sakin diyemezsin. bir kişiliğe Yuvarlıkla. sahipsin sen. Evet, Ben sakin bir yuvarlıkla. kişiliğe sahip değilim. Tabii, Maddede tabii. kullanan bir insan değilim. Kadın orada bana diyor ki maddeleri diyor az kullanıyorsun galiba diyor. Ne maddesi? Sen beni yüz yüze gördün. Bende hiç madde kullanan bir tip var mı? Yok, hayır. Zaten sana karşı benim yumuşak olmamın sebebi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur. Karşılıklı oturduk, konuştuk, sohbet ettik ve bu yarım saat değil. Bayağı bir 5-6 saat oturduk konuştuğumuz için. Dedim ki Yeliz çok öfkeli. Ben sessiz kalıyorum çünkü olayı Peki bilmiyorum. sen Sen beni belki yüz yüz yüze yüze gördün. gördün. Peki sen beni yüz yüze gördün. O kaç saat oturduk orada? En az 2 saat oturduk. Ben Daha öfkeli bir fazla, insanım daha normalde. fazla, Ben daha fazla. öfkeli mi bir insan mıyım yoksa çok sakin, sessiz bir insan mıyım? Yo, burada şiddetlisin sen. Orada gayet Şimdi oturduk insanı deli zaman için. ediyorlar değil mi? İnsanı burada deli ediyorlar. Ama ben deli Yapıyorlar. etmedim seni. Ya öyle Benim için böyle yapıyorsunuz. konuşma. Yusuf. Yeliz, duyuyor musun? Yeliz çıktı mı? Levanta geldiyse Sude abla. Aa, ona geldi. Anladım, duyuyorum. Ha evet, sen ne yapıyorsun Sibel? Abla işte ben az önceki şeyi ben unuttum birden her şey gelince. Kim? Aslında silmem gerekiyordu. Bir yandan bulaşık yıkıyordum. Dedim ya kolay Olur. gelsin diye. Bulaşıktan sonra mandalina, Pardon, bazen sesi kısmak zorunda salata kalıyorum. falan yapayım dedim. Ama Feride de gelince o Yeliz'in madilik yaptığı şeyi silmedim, yenilemedim. Ondan dolayı madiliğe uğradık orada. Silemedim Ya yani. Nasıl böyle davranıma geldi hani? özünde hiç kimse kötü değil ama hayat şartları, yanlış anlaşılma, yanlış anlama, yanlış düşünme insanları birbirine karşı Bak öfkeli hale getiriyor. Sude abla ben sana bir şey Efendim, söyleyeceğim. Şimdi biz söyle. normal hayatımızda zaten sakin insanlarız. Biz Evet. madde kullanıcı falan insanlar değiliz. Bunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Ama biz çalışma hayatımızın içerisinde sinir stres içerisindeyiz öyle değil mi? Hı. Katılıyorum. Katılıyorum. Şimdi buraya da eğlenmek için giriyoruz, değil mi Evet. hepimiz? Hepimiz Evet. eğlenmek için bir şeyleri eğlenelim istiyoruz. Ara Arkadan bu aralar bir şeyler dönüyor tamam mı? Ben bunun farkındayım. Ben 5 yıldır burayı ara. seyreden bir insanım. Çünkü ben hiçbir şey gözümden kaçmaz benim burada. Evet. O ona gaz veriyor, o ona gaz veriyor, o ona gaz veriyor, o ona gaz veriyor. Peki bu pisliği dökerken birine zarar gelse burada hoşunuza mı gidecek? Veya orada Hayır. kadın diyor ki keseydim boğazını. Niye keseyim boğazını? Ben senin gibi çöpsüz üzüm müyüm? Evini almışsın 5 tane köpeğe. Onların anası olmuşsun. Okey, onu da anlıyorum. Seni de anladım. Çünkü sen doğurganlığı olan bir kadın olarak doğuramamışsın. Ben ne yapayım? Değil mi? Ben bunu söylemek zorunda mıyım onun yüzüne karşı şimdi? Sen köpeklerin anası olmuş desem hoşuna gider mi? Ben niye Ya bir kere kendimi öldüreyim? Benim çoluğum var, çocuğum var. Veya niye tabii. tezgahtarda? Demek ki benim yetişemediğim yer var ki tezgahtarlık parası bana yetmeyecek ki demek ki ben bu işi yapıyorum. Sen ne iş yapıyordun eskiden? Peki bana keşke bir söylese. Ne iş yapıyordun ablacığım sen? O beyaz kafalı ablaya soruyorum. Ne iş yapıyordun sen bugüne kadar? Bir iş yaptın mı yani? Çalıştın mı bu hayat için? Yoksa sürekli burada mincunuzu kolletiyorsunuz, bilmem nerenizi kolletiyorsunuz dediğiniz insanların üstünden mi para kazanıyorsunuz sürekli? Hayat bu şekilde mi geçti sizin için? Şeyinizin üstüne Durakardı. fındık kırarak. Evet. Sibel, Yeliz, konu kapandıysa bak ayıp ayıp olmazsa şöyle göstereyim. Ben daha kahvaltı modundayım. Sizden müsaade istiyorum. Tamam abla. Tamam, Tamam. afiyet olsun Hadi. abla. Her şey gönlünüzce olsun. Hayat çok kısa. Mutlu, günümüzü mutlu geçirelim. Hepinizi çok öpüyorum.
Buradan çıkmam lazım. İşim var abla. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Teşekkürler, bay bay. Gelmek isteyen gelir. Zaten Kırmızı Oda'nın kraliçesini bekliyorum. Evet, Suudi abla Yeliz ne dedi? Ben de mi çıkacağım dedi. Dur Suudi abla sıkıda kalmazsa. Yok. Yok, kalmamış. Merhaba Hülya'cığım, merhaba. İyi oldu yani Suudi ablayla en azından Yeliz. Bak konuştular, ettiler. Yani insanlar konuşa konuşa hayvanlar öyle mi bir tabir vardı? Ne vardı ya? İnsan hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır diye bir tabir. Doğru mu? Ha. Yani. Ha. Kaldıralım Yeliz'i. Evet. Merhabalar efendim, merhabalar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Az önce diğer hesaptan giriyorum, hiç demiyor yani. Şu kadar gün veya ne bileyim ben belirtmiyor. Öyle mi? Hadi şey şeyleri ben anında siliyordum da dalgınlığıma geldi. Çünkü bir yandan bulaşık yıkıyordum. Bir yandan Aurora'nın tavuğu vardı. Onu şey yaptım. Bir yandan mandalina, bir yandan o patican kardeşimin gönderdiği şeyleri dolaba. Ondan sonra havuçla salata, kırmızı neydi? Turp rendeledim. Çünkü dişlerimden dolayı sorunluyum. Aklıma gelmedi. Dalgınlığıma geldi. Çünkü Feride gelince dalgınlığıma geldi yani bir de. Eğer silseydim böyle bir madilik olmayacaktı. Olsun, ne yapalım. Biz de buradan idare ederiz. Evet. Biraz da ben kendi hayatımı anlatayım size. Sosyal ne yapacağım, ne edeceğim. Ha? Efendim bugün Perşembe günü. Yarın Cuma. Cumartesi, Pazar. Pazartesi 2. Salı, Çarşamba 4. Ama ben ne yapıyorum? Pazartesi günü Aurora'yı pansiyona bırakıyorum. Ve Elma Dağı'na gidiyorum. Biliyorsunuz patican kardeşim sağ olsun Aurora'nın pansiyon parasını karşıladı. Götür abla sen oraya dedi. Ben de ödemeyi yapacağım dedi. İçim rahat o konuda. Fakat bugün arabam açık arttırma dün açık arttırmada satıldı. Gelse icra dairesini aradım. Herhangi diyor ki tutanak gelmedi diyor. Yani baktı kadın orada. Ankara'daki vergi dairesini ara dedi. Ben de şimdi arıyorum, arıyorum. Cevap vermiyor. Olmazsa yarın hem adliyede işim var hem de ben artık bir şekilde icra dairesine burada Ankara'da gideceğim. Belki de bana haber gelir. Mesaj gelir. Ararlar. Yani öyle. Yani büyük bir ihtimal bunu ilamat da bilmiyor, infaz sayın savcımız da bilmiyor. Cezaevindeki değerli infaz koruma memurlarımız, müdürlerimiz de bilmiyor. O yüzden her ihtimale karşı 6 gün. Zaten öyle bir şey olursa, fazla olursa
Yine Patican o 6 günün üstünü ödemesini yapacak. Tabii biliyorum çünkü oranın numarasını, pansiyonun. Ha gelelim Göksel. Göksel ya. Demek ki öbür sürekli yayın yaptığım yerden sana bildirim mi gelmiyordu? Ben dedim ki Göksel'i niye görmüyorum? Vallahi ya. Ya bilmiyorum. Şimdi ben mesela Gebze'ye gittiğimde Gebze'den bir korsan araba mı, taksi mi ne ayarlandı. İstanbul'a gitmiştik. Tekdiş'le beraber. Burada Ankara'da var mı? Ne şekilde? Onu da bilmiyorum. Normalde gidiş geliş 3.000. Onu ayarladım. Ayarladım onu. Zaten 2.000'ini Şengül yollamıştı. 2.000 de Melisa göndermişti. Onlar duruyor. Onlar duruyor. Harcamadım. Ha. Anladım. Bugünkü ay Göksel Feride Hanım geldi. Alalım. Şey ya. Mutfakta şey yapıyorum biliyorsun işlerimden dolayı. Havuçta şey rendeledim. Kırmızı turp. Ondan sonra Tutku geldi bana dedi ki içine un at dedi. Ben de abla dedi çok güzel olur dedi. Miremayın. Ya. Merhabalar, merhabalar tekrardan. Kızlar gitti mi? Evet, Sude abla kahvaltısını hazırlamış. Kahvaltı yapacak. Yeliz menajerde. Okey. Anladım canım. Ondan Sen sonra Tutku nasılsın? dedi ki, Sibel abla dedi, o havuçla şeyin içine de daha şöyle göstereyim. Ona at diyor bana. Ben dedim Ne ki, diyor? aa gerçekten güzel olur mu acaba? Alttan bana 5-6 kişi atması Sibel abla. Madileşir salata dediler. Atmadım. Utku, Utku. Un girer mi salataya? Balık mı pişiriyorum burada ben? Gel seni balık olarak pişireyim. Balina balığı. Ama nişanlım benim köhne. Kız köhne burada burayı bilmiyor mu? Feride? Efendim. Hayatım sen köhnenin adı yabancı geçiyor ya. Bir onu yayına at veya etiketlesene. Köhneyi İşte yani Göksel'cim ben mi? ona inanacaktım, atacaktım ha. Az bir şey at diyor daha lezzetli olur diyor. Bakın Şey çoğunlukla Sibel abla yok. ama köhne bir görür seni takip ediyor buradan herhalde. Ha. Geride kraliçem bak hemen köyneyi etiketledi. Belki burayı şu an burayı bilmiyor. İyi oldu. Sude ablayla Yeliz'in konuşmaları. İyi oldu. Ha? Mutlu memnun ayrıldılar. Yani. Feride sana diyorum. Pardon, pardon. Mesajlara cevap vermem lazım. Ben de aşkım. Feride Hanım elektrik mavisi. Oje sürüyor şu an. Valla oje Yarın dediniz de yok. ben de yenileyeceğim Yok. ama Ben pazar günü düşünüyorum. Artık ne renk bilmiyorum. şeffaf. Ben sevmiyorum öyle renk. Kimi Ay. göz? Ha şeyi mi? Utku'yu mu? Ay Utku. Madileştirecek Madilik. mi şeyi mi? Salata mı? Ama ne Rendeledim gerek biliyorsun var ki Göksel yani kardeşim. salataya? İşimden Hadi dolayı o şeyim an ya un at, o problemli. an uta, un atmış olsan ne olacak? O an yani saçma değil mi? Hani atabilirdin de sen hani.
geçenlerde Feride, biliyorsun, menümüz beraberdi Beril sana geldiğinde. Sadece bir Saint-Simon balığı kullandı. Ben de Dardanelle ton kullandım. Bu Göksel kardeşim de Karadeniz tarafından Samsun'da oturuyor. Ne Samsun'da balığı? oturuyor. Ne balığı? Şimdi Sibel dur. Ne balığı kullandım ben? sen Simon balık kullandın. Ben de Dardanelle. Simon ne kız? Ama yeşillikler şeyler aynıydı. Bir tek balık şeyi farklıydı. Simon diyerek somon demek istiyorsun. Evet. Ay yerim seni ben ya. Ne güzel bir söylüyor. Small diyor. Bence small yazdı. Ben de Ardan Erton. Tabii. Güzel oldu ama değil mi Tibel? Ya Feride'ye Beril gitmişti. Feride dedi ki, abla dedi, ben dedi salatayı çok sever. Feride olsun, Beril olsun. Çok severler. Small Ondan sonra böyle böyle yapacağım dedi. Ben de özendim. Dedim ki ben de diye. gideyim alayım dedim. Simon'u bulamadım. Dardanelle ton koydum içine ama diğer yeşillikler hepsi aynıydı. Aynı kız Güzel oldu. aynı. O yüzden Ay Göksel kardeşim de şeyde güzel. Karadeniz tarafında Süper. olduğu Hay için o da Allah balığı hayal çok seviyor. ettim. Tabii. Tabii. Balık ben de gerçekten çok severim. Yani balık Aa, bugün yapsana Feride gene geçenki. her gün tüketse, ay yok Sibel, bugün hiç yapacak şey yatamadım zaten gece, biliyorsun dün git bir işlem yaptırdım ya yüzüme Sibel. Ay Allah'ım, yan yatamıyorum, o yan Aynı yatamıyorum. acım diyordu. Kafa Acımacak ütüyor. diyordu. Aşkım sakatlarıma doğru dolgu yaptığı için bayağı bir acıdı. İp Ben bu kadar beklemedim. askısı. Yok yok, ip askısı değil anne ya. Sibel, dolgu madde. Aa, şey. Niye yapsan onu? Sibel. Ay, çok alemsin. Ama bak sana öyle gerekiyor biliyor musun? Ha evet kız, O sana Feride. gerçekten, bak benim doktorum onu çok güzel yapar Sibel biliyor musun? Aa, bak Sibel'in oraları toplansa bir de gözünde bir estetik gerekiyor. Vallahi olur. Eyvallah. Olur. Ay. Kız aslında benim doktorum sana sponsor olsa yapsa ya kız. Feride bilmiyorum ya, çok pahalanmış estetikler. Kız çok pahalı. Kız bak İbrahim ben şimdi Adıkum'u aradım, İbrahim Oski'yi. yüzümü Bana dedi ki yaptırayım dedim. önden sağdan soldan profil olarak çek dedi, makyajsız bana gönderdi de. Ben de 3 kere gitmiştim, 3 seans yaptırdım ben. Yüzüme şey yaptırdım İbrahim Oski'ye. Kız ona Belki dedim ne herhalde bir yapar be, 10 bin falan dedim, ona oski param git vardı yani. O zaman eskiden de param onlar vardı. artık, Belki onların dedim 10 artık binse giderim dedim. O İbrahim Babişko demez mi? Sen benim eski hastam olduğun için sana 150 bin olur. tabii, Sibel öyle O artık, yüz yüzden artık estetikleri yok artık pahalı canım ya. tabii. Türlü de, ama yani o öyle bir şey yaptırmaya kalkarsan artık daha iyi doktorlar var. Oski boş ver. Anladın mı? Beyhan Daha artık Soylu'nun daha doktoru iyi. çok güzel ya. Öyle. Ama yani daha farklı doktorlar var. Onlara gidersin. Oski'nin zamanı geçmiş artık. Oski olmuş Oski. Anlatabiliyor muyum? Feride Hanım, Efendim siz canım. ne kadar ödeme yaptınız dün? Mi? Dün ben Anestezi yok, sadece narkoz yok. dün Doğru yok mu? ben dün yeni bir işlem varmış, bu harmonika denilen, harmonika diyorlar, öbür sayfamda zaten paylaştım. Ben dün 950 euro para ödedim, yani yaklaşık 1000 euro kadar. Dünkü olay şeyine, Ha, seansı. 950 euro. Çünkü estetik çok pahalandı hayatım. Evet, bu sakatlara yapılan bir şey. Sakatlara dolgu yapıyor. İçerisinde poli bilmem ne, ismini bilmediğim bir şey var tabii ki.
Vernisini bilmiyorum. Ben gacı diyor ben sık. Ondan sonra ama şöyle söyleyeyim. Bayağı bir yüzü alt kısımlarımı gerdi. Mesela buraları çekemiyorum şimdi. Bak burada kendi derimi misal elime bile gelmiyor kız. Suda hoş geldiniz. Vallahi elime bile gelmiyor. Ve çene bölgem böyle üçgenleşti. Sayın Baysal, şunu hatırlatmak istiyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum. Eder Euro, benim sesim geliyor mu? Hollanda ve Almanya'da kur aynı duruyor. Sadece Ben Türkiye'de. Türkiye'ye gelse daha mı ucuz olacak? yok yok aşk Euro. yok. Şimdi bu tarz şeyler misal bu Özge Özsoy muydu o manken var ya o da bu çok sık yaptırıyor bu harmonikayı. Yok yok Türkiye'de de bu tarz şeyler aşkım ucuz değil çünkü bunlar Ya o marka anladın ama mı? biri de şimdi yol Bu uçak onları da hesapla. yani şöyle Türkiye'ye Daha geldiğin zaman fazla ya olacak. yaptırabilirim. Şimdi Ama 1000 euro orada Türkiye'de de yani. vermesini Türkiye'ye gelsen uçak parası, Tabii yok tabii tabii yemek, yok tabii. taksi, Ya yok bilmem Ocak'ta zaten ne. Türkiye'deyim O zaman de 2000'e çıkar. Ocak'ta tabii 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 tabii. Sayın Muhtemelen tabii. Baysal'cığım. Tabii. Özdeşik muhasebe Bilmiyorum diye Baysal çalıştım burada. bana Özdeşik Baysal muhasebe çok konuştum ben. Almışım. araştırabilir misin? Türkiye'de ne kadarmış bu harmonika işlem? Harmonika. Beni Gir göreyim. Seren Güncan Bebek'ten takip ediyorsan orada Gerçekten paylaştım bak. ben. Geri de az sonra süre bitecek. Dur yazayım ben buraya. Araştır. Bir bak bakayım. Orada 1000 euro vermişsin. Türkiye'de ne kadar? Ama bir euro olarak hesaplayacaksın. Yani söyleyeceksin. Bak Baysal'cığım böyle yazılıyor. Ben sana alttan gönderdim. Merak ettim. Türkiye'de ne kadarmış bu? Yani bir Tamam kutunun Sayın içerisinde Baysal. Bak. Heh, bak. bir kutunun içerisinde iki tane şırınga var. Enjeksiyon iki tane. İndeksiyon. Tabii. Ve dediğim gibi yani bak şu misal alt kısımlardan hiç elime Bakalım gelmiyor. Bak gergin. ne kadar çıkacak burada geride. Ben de merak 3000. ettim. Yapılıyor. 3100 euro yapmıyor be. Kadın 1000 eurodan bahsediyor. Nerede 3000 diyor. Kim yazmış onu? Deryan. Kirayol. Hayatta 3000 değil. Kadın diyor ki ne? Dün gittim 1000 euro verdim diyor. Sen de diyorsun ki Ya 3000 diyorsun ya burada. kür yapıyor be git Allah'ını seversen ya 3000 zaten madde 3000'e 3000 değil bir kız dolgu mu zaten var veya bir o şey mi var Allah madde o aşkına ya? madde zaten ben girdim internet baktım fiyatlarına zaten yani 3000 nerede ayol 3000 ne yapıyor 100 euro dediğin gibi yok ayol. At merkez neresi ya? Akra İstanbul'da. Sayın Baysal'dan cevap geldi. 19.000 TL. Ya evet. Tabii. 19.000 TL. Feride'nin vermiş olduğu 1000 euro. Arasında fark mı var? Yani hangisi Bilmiyorum. ucuz Tamam Türkiye hemen mi hemen. Almanya mı? Aşkım hemen hemen aynıya geliyor. Çünkü nerede yaptırdığın da önemli. Bazı yer mesela 20'ye yapar, bazı 18'e yapar. Yani o civarlarda. Tabii. Hayatım Türkiye'de şunu de. unutmayın. Yurt dışına gerçekten ezelik bağlı. Türkiye'ye Burada bağlı. tabii. Aynen. Mesela ben Türkiye'de bütün suratıma botoks dolgu Yoksa işlem geride falan yaptım. Ne niye kadar? gelsin buraya? Tüm estetiklerini yaptırdı Türkiye'den. Türkiye'de o kadar Yo para ben ödedi. bir tek bir estetik yaptırdım Türkiye'de. Onun Yok öncesinde kız ben hep ben burada bunu yaptım. herkesten duyuyorum. Yemin ederim bak yurt dışına Evet yapılanları evet. unutmayın. Evet ama Türkiye'de yapılan estetik daha güzel. Açık söyleyeyim yani.
parasından da değil. Türkiye'de daha estetik yapılıyor. Burun olsun, Görev bitiyor. kutu olsun. Tekrar geliyoruz Tamam Feride Hanım'la. bebeğim, tamam aşkım.